Nivi'nin mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün elma sirkesi yapmak istedim. Benim normalde Zonguldak'ta organik ağacımdan her sene yapıyorum böyle bir şey, bir kavanoz yapıyorum. Oraya gittiğim zaman kullanıyorum. Ama istedim ki Zonguldak'ta var ama bir de İstanbul'da da yapayım istedim. Burada da bir kavanozum var şöyle. 2 litrelik bir kavanoz sanıyorum. Dün pazara gitmiştim. Pazardan daha doğrusu geçiyordum. Bir yerden geliyordum. Baktım elmalar 10 lira. Dedim bundan ben alıp hemen elma sirkesi yapayım. Çünkü dışarıdan aldığımız sirkeler hiç güzel olmuyor. Yani en iyisi diye aldım ama o kadar acı ki böyle bilmiyorum mideme müthiş dokunuyor. Yani bazen bir şeyler için kullanmamız gerekiyor ya. Ama gerçekten çok berbat, acı oluyor. Ama ben evde yapıyorum genelde çünkü. Evde yapılan sirkenin nasıl yapıldığını sizlere de göstereceğim. Şöyle 2 litrelik böyle dediğim gibi bir kavanozum var. Bunun için bana şurada hemen hemen de 2 kilo kadar elma aldım. Seçtim aldım. Çünkü çok güzel olması önemli değil elmanın. Elmayı sirke yapacağım. Çünkü yemek için almadım zaten. Hemen sirke aklıma geldi. Dedim bu ucuz 10 lira elma. Yani çok pahalı bir şey değil. Hemen alıp bundan bir sirke yapayım istedim. Bunun için bana bir yemek kaşığı böyle kalın tuz. Kaya tuzu yani. Bir yemek kaşığı da şeker gerekiyor arkadaşlar. Bir de bir parça ekmek kabuğu koyacağım ben bu kavanozumun içine. Başka hiçbir şey koymayacağım. Çünkü burada benim başka sirkem yok. Eğer organik sirkenizden varsa 1-2 yemek kaşığı kadar katarsınız daha çabuk olur. Ama yoksa hiçbir şey katmayın. Ve böyle güzelce ben bunları dilimleyeceğim. Siz de öyle dilimleyin güzelce. Ve bu tuzu ve şekerini ilave edip içme suyu, temiz su koyun buna. Ve ağzına kesinlikle kapak koymayacağım. Bir temiz bir tülbentten bağlayıp mayalanmaya bırakacağım. En az bir 3 ay kadar falan mayalanması gerekiyor. 3 ay sonra süzüp kullanabilirsiniz. Süzmeden de içinden de alıp kullanabilirsiniz. Ben Zonguldak'ta hiç süzmeden elmaların içinden lazım oldukça alıyorum böyle bir küçük kavanoza dolduruyorum, kullanıyorum. Çünkü elma sirkesi biliyorsunuz ki çok büyük bir sağlık. Her şeye bir faydası var. Evdeki her şeye faydası var arkadaşlar. Şimdi bunu yapıp sizlerle de paylaşmak istedim. Arkadaşlar 2 kilo kadar dediğim gibi elmamı bir güzel hazırladım. Bak ortasını almadım. Çekirdekleri falan kalsın içine mutlaka. Ben çekirdeklerini atmaktan yana değilim. Sizi de sadece şu üst kısımlarını ve alt kısımlarını aldım. Şimdi öncelikle şöyle bir parça ekmeğimi kavanozumun dibine yerleştirdim. Sonra bütün elmalarımı kavanozlarıma böyle dolduracağım. Güzelce bu kavanozuma dolduracağım. Tamamen doldurduktan sonra tuzumu ve kaya tuzumu ve şekerimi ilave edeceğim arkadaşlar. Ve dediğim gibi içme suyu üstüne yerleştireceğim, koyacağım. Ve güzelce ağzını güzel bir bezle bağlayıp mayalanmaya bırakacağım. Kapak falan koyarsanız olmaz. Çünkü kapak şey yaptıkça taşmaya başlıyor bu sefer. Her taraf mahvoluyor arkadaşlar. Böyle kavanozumun aldığı kadar koyacağım. Eğer almasa başka bir kavanoza daha koyacağım arkadaşlar. Arkadaşlar görüldüğü gibi sirkemi yaptım. Kavanozuma güzelce yerleştirdim. Ağzında temiz bir bezle ve lastik geçirdim ağzına. Güzelce böyle bir elma sirkem oldu. 3 ay sonra inşallah olur ve oluşunu da size gösterebilirim. Çünkü ben bunu Zonguldak'ta sürekli yapıyorum. Orada benim kendi ağacımdan organik yapıyorum. Bunu da pazardan aldığım bir elma ile yaptım. Olsun fark etmez. Elma sirkesi için hiçbir şey fark etmiyor. Nevine mutfağından bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Beni takip etmeyi unutmayın.